Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda size karmaşık sayılar anlatacağım. Karmaşık sayılar hem TYT'de hem AYT'de karşınıza gelebilecek olan bir konudur. Bu yüzden iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Karmaşık sayılar gençler, daha doğrusu şöyle diyelim. Geçen anlattığımda ikinci derece denklemlerde şunlardan bahsetmiştik. İkinci dereceden bir denklemin kökleri bulunurken delta'dan faydalanabiliyor. Şimdi bu delta dediğimiz neydi arkadaşlar? B kare eksi 4ac'ydi. B kare eksi 4ac dediğimiz ifade eğer sıfırdan büyükse ne diyorduk? İki farklı reel kök var diyorduk. B kare eksi 4ac delta sıfır eşitse çift katlı kök, tam kare kök, çözüm kümesi tek elemanlı bu şekilde söylemlerde bulunduk. Ve demiştik ki delta sıfırdan küçük iken reel kök yoktur demiştik. Ve ben burada onu da söylemiştim. Şu an için reel sayılarda evet çözüm kümesi boş küme olacaktır. Buradan kök gelmeyecektir. Ancak başka bir kısımda karmaşık sayılarda buradan kökler bulacağız demiştim. Ve artık onu bulacağız. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu zaman yine x1 ve x2 köklerimizi nasıl buluyorduk? Eksi b, eksi artı kök delta bölü 2a formülünde ben köklerimi bulabilirim. Şimdi burada ne oluyor? Delta'mız negatif geldiği için kökün içine ben negatif bir sayı yazmış oluyorum değil mi? Atıyorum eksi 20 geldi. Delta'mız 20 geldi. Delta'mız eksi 20 geldi. Kökün içine eksi 20 yazdım. Ne diyorduk? Çift dereceli kökün içine hiçbir zaman eksi olmaz diyorduk. O yüzden burada adamlar bir sayı tanımlıyorlar. Ben kök eksi 20 ifadesini kök eksi 1 çarpı kök 20 gibi düşündüğümde burada şu kök eksi 1 ifadesini sanal bir sayı veriyorlar. Ve diyorlar ki bu kök eksi 1 ifadesine şurada da gösterildiği üzere biz i diyelim diyorlar ve karmaşık sayılar kümesini oluşturuyorlar. Bizim göreceğimiz en geniş küme karmaşık sayılar kümesidir. Şu ana kadar reel sayılar en üst küme olarak biliniyordu. Reel sayıların da üstündedir karmaşık sayılar. Şimdi karmaşık sayılarda ilk olarak bilmemiz gerekenlerden arkadaşlar eğer a ve b negatifken yani kök eksi 2 çarpı kök eksi 3 var diyelim. Bunu şöyle yapamazsınız. Köklerin dereceleri aynı, köklerin içini çarpıyor, eksi 2 çarpıyor, üstse bu kök 6 olsun diyemezsiniz. Bu iki ifade birbirlerine eşit değildir. Önce düzenlemeniz lazım. Kök eksi 2'yi, kök eksi 1 çarpı kök 2, kısacası kök 2i. Burayı kök eksi 1 çarpı kök 3, kısacası kök 3i şeklinde yazıp dışarıya aldıktan sonra çarpmamız lazım. Bu farklı bir sonuç verecektir. Buradan ne gelecektir? İ olduğu için i kare çarpı kök 6 gibi bir ifade gelecektir. Biraz sonra da daha önceki slaytlarda görmüş müyüz? İ kare dediğiniz eksi 1'di zaten. Eksi 1 çarpı kök 6'dan bu ifade ne eşit oldu? Eksi kök 6'ya eşit oldu ve artı kök 6 çıkmadı arkadaşlar. Birbirlerinden farklıdırlar. Dikkat edin. Önemlidir. Şimdi i'nin kuvvetleri. Burası önemli. Sürekli karşınıza gelecektir. Aslında kolay bir konudur. Yani çok kafanıza takmanız gerekmez karmaşık sayılar. Çok rahat bir şekilde sorularını çözebilirsiniz. i'nin kuvvetleri. Burada şu 4 kuvveti iyi bilmemiz gerekiyor. Zaten hangi sayının birinci kuvvetini alırsam al kendisidir. i üzeri 1, i'dir. İ kareyi de zaten eksi 1 olarak tanımlamıştık. İ küpe geldim. İ küp dediğim ifade şu ikisinin çarpımıdır aslında. Tabanlar aynı olduğu için 1 artı 2'den 3 geliyor. Kısacası i çarpı eksi 1'den ne geldi? Eksi i geldi. İ üzeri 4 o da 1 ile 3'ün toplamı olacağı için 1. ile 3'ü çarparsan eksi i kare geliyor. İ kare dediğimiz eksi 1'dir. Eksi 4'ünden geleceği için artı 1. Bu 4'lü ifadeyi bilmeniz gerekiyor. Neden bilmeniz gerekiyor? Adam sana i üzeri atıyorum 1000 yazacak, i üzeri 1500 yazacak, i üzeri 1 milyon yazacak. Bunların hiçbir önemi yok. Her dörtte bir bu adam tekrar eder. Nasıl? Mesela i üzeri 87 diye sormuş. Arkadaşlar yapacağınız olay şu. 87'nin dörtte bölümünden kalanı bulacaksınız.
87'yi 4'e böldüğümüzde kalan kaç gelmiş? 3. Ben ha 2800 i üzeri 87'ye bakmışım, ha i üzeri 3'e bakmışım. Bunların ikisi de zaten aynı şeylerdir. Ve iki küplerimiz de olur. Eksiyim. Mesela i üzeri atıyorum 129. Neye eşittir dedi. E ne yapacağım? Ne dedik? 4'te 1 tekrar edecek. Bizim 4'te bölünebilme kuralımız neydi? Son iki basamağa bak. 29'un 4'te bölümünden kalan kaçtır? 7 kere dedik. 28 kalan 1. Yani bu adam neye eşitmiş gençler? İ'ye eşitmiş. Bununla ilgili 1, 2, 3 tane örneğimiz var. İlke. Geldik birinci. Hemen ne dedik? 4'te 1 tekrar edecek. Kalana bakalım 4'te bölümünden. 26. 4'te bölümünden kalan nedir gençler? 2. 85. 4'te bölümünden kalan nedir? 84'te tam bölünür. Demek ki kalan 1'dir. 1963. 4'ün kuralı neydi? Son 2 haneye bak. 63. 63'ün 4'te bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 3. Hemen o hatırlamanız gereken 4 tane derece vardı. İ üzeri 1, İ üzeri 2, İ üzeri 3, İ üzeri 4. Bunları kullanıyoruz sürekli. İ üzeri 3 dediğimiz ifade ne eşitti? Eksi i'ye. Artı i, eksi i götürdü. Sadece i kare, yani ne geldi cevap? Eksi 1 geldi. İkinciye bakalım. Bu sefer de negatif üsler var. Negatif üs varken ne yapacağım hocam? Şöyle yapacaksın genç. Her 4'te 1 tekrar ediyor ya. Negatif adamı pozitife çevireceksin. Nasıl çevirirsin? 4'ün katları ekleyerek. Ben eksi 23'ü hangi 4'ün katı eklediğimde artı bir sayı çeviririm? En yakın, en kolay olanı eksi 23'e ne eklemek gençler? 24 eklemek. Diğerini ne eklerim? Eksi 17'ye 20 eklerim. Eksi 38'e ne eklerim gençler? Şu burası eksi. Eksi 38'e de artı 40 eklerim 4'ün katı. Bu birincisi neye dönüştü? İ üzeri 1. İkincisi İ üzeri 3. Üçüncüsü eksi İ kare. İ küpe ne demiştik? Eksi i. Artı i ve eksi i birbirini götürdü. Eksi i kare, yani eksi eksi birden cevabımız 1 olur. Cevabımız Edirne. Üçüncü soru. Burada şunu söyleyeceğiz. Buraya 4k artı 5, 8n artı 5, 12n artı 3 gibi ifadeler yazabilir. Zaten şu 8n dediğin 4'ün katı değil mi? Her 4'te 1 geleceği için bu adamda sıkıntı yok. 12n 4'ün katı, 4n 4'ün katı. Yani kimlere bakacaksın? Şu yandaki sayılara bakacaksın. İ üzeri 5, 4'te bölümünden kalan 1. Eksi 3, ne yapıyorduk? Artıya çevirmek için 4 ekliyorduk. O zaman artı 4 eklediğimizde İ üzeri 1'e dönüştü. 11, 4'te bölümünden kalan kaçtır? 3. İ küp eksi İ, İ üzeri 1 birbirini götürür. Cevabımız buradan i, yani e seçeneği olur. Evet, burası da önemlidir. Öğrencinin sevdiği bir kısımdır. Şimdi n bir tam sayı olduğu olmak üzere diyor. Ardışık 4 kuvveti topladığında, atıyorum kafana göre i üzeri 30, i üzeri 31, i üzeri 32, i üzeri 33. Toplam sıfırdır arkadaşlar. Her zaman ardışık 4 tane kuvveti topladığınız zaman i üzeri şeklinde olduğunda toplam her zaman ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Hemen o zaman üsttekini aşağıdaki soruda uygulayalım. Bakıyorum. İ, 1, 2, 3, 4 ardışık 4 kuvveti mi? Evet. Burada ne gelecek gençler? Sıfır. Bir sonraki 5, 6, 7, 8 ne gelecek? Sıfır. 9, 10, 11, 12 ne gelecek? Sıfır. Her 4'te bir sıfır geleceği için bu adamda 72'ye kadar hep sıfır gelecek mi? Ne kalacak? 73, 74 ve 75. 73 ilk hanesi olacak. 74, 75. İ küp neydi? Eksi i. İ ile eksi i toplanınca gitti. Sadece i kare, yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneği oldu. Basittir, anlayacağınızı düşünüyorum.
Şimdi ne demiştik? Az önce söylemiştim. En geniş kümemiz ne olacaktı? Kompleks sayılar olacak. Şimdi bu kompleks sayılarda karmaşık sayılar nasıl gösterilir? Z harfiyle gösteririz arkadaşlar. Z harfiyle. Bu A artı B'ye. Bilmeniz gereken İ dediğiniz kısım, şu İ dediğiniz kısım imajiner, sanal, sanal kısım. Bu sanal kısmın katsayısı burası. A dediğimizde bizim neyimiz gençler? Reel kısmımız. Evet, reel Z dediği zaman Z sayısının, Z karmaşık sayısının reel yani A'yı soruyor. Z'nin imajineri dediği zaman kimi soruyor katsayı olarak? B'yi soruyor. Buralara dikkat edelim. Mesela 3-5'i. R'yi nedir dediğim zaman 3 diyeceksin. Sanalı nedir dediğim zaman -5 diyeceksin. Gelelim sorumuza. Bize A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük demiş. Zaten bir kareyi -1'e eşit olduğunu soruların çoğunda verir. Vermesini de bilmeniz gerekiyor. Bir Z karmaşık sayısı vermiş. Önce bunu düzenleyelim. Z karmaşık sayısını şöyle yazalım. Kök eksi A kareyi ben şöyle yazabilirim. Kök eksi 1 çarpı kök A kare. Arkadaşlar, çift dereceli köklerde unutmamamız gereken derece ile içerideki üs birbirlerine eşitken tamam bunlar sadeleşiyor, birbirini götürüyordu. Fakat bu adam böylece çıkmıyordu. Nasıl çıkıyordu? Çift derecelerde mutlak değerli çıkıyordu. Kök eksi 1 dediğimiz ifade neydi gençler? İ. Doğru mudur? A kare, bak yine aynı. Dereceler kökü götürüyor ama içerideki adam nasıl çıkmalı? Mutlak değerli çıkmalı. Soru bu hale döndü. Bakıyorum benim soruda verilerime. A negatif diyor. Eğer bir mutlak değerin için negatifse dışarıya nasıl çıkıyordu? Eksi ile çarpılarak. O zaman mutlak A dışarıya nasıl çıkacakmış? Eksi ile çarpılarak çıktı. Geldim A eksi B'ye. Benim A dediğim sayı negatif miydi? Evet. B dediğim sayı pozitif miydi? Evet. Ama önüne ne aldı bu adam? Eksi aldı. Eksi ve eksinin toplamı ne olacaktır? Eksi. Mutlağın içi eksi ise dışarı nasıl çıkıyor dedik? Eksiyle çarpılarak. Yani eksi A artı B'ye. Soruda bize verilenlere bakıyorum. Reel diyor 7. Sanal da 4. Sanal dediğim adam kim burada? Eksi A. Eksi A 4 ise A buradan eksi 4. Hemen yerine yazıyorum. Eksi A 4'tü. 4 artı B. Bu da benim reel kısmım. Yani kaç olmalı? 7. B'ye ne gelecek gençler? 3. Çarpımlarını sormuş. Eksi 4 çarpı 3'ten cevabımız D seçeneği olur. İki karmaşık sayının eşitliği. Polinom eşitliğinden farkı yok. Polinomlarda ne yapıyorduk? Aynı dereceler birbirlerine, katsayılar birbirlerine eşit olmalı diyorduk. Burada da aynı mantık. Arkadaşlar, iki karmaşık sayı birbirine eşit olabilmesi için reel kısmını reel kısmına, sanal kısmı sanal kısmına eşit olmalı. Çok basit düşünün, çok zorlamayın kendinize. Z1 ve Z2 eşittir diyor. Ne yapacağım? R yine bu adamın Z1'in 3 aksidir. Z2'nin R'ine eksi 7. Denklemi çözersek 3 A burada eksi 1 artı 1 diye geçer. Eksi 6 A da eksi 2 gelir. Z2 ile Z1 eşit olduğu için sanalları da eşit olmalı. E sanalı ne Z1'in? 5. Şuradan gördüğünüz üzere. Z2'nin sanalı ne? B eksi 2. O zaman B eksi 2'nin 5 olması için B'de ne olur? 7. Bize neyi sormuş? A artı B. 7 eksi 2'den sonucumuz ne olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Kolay bir diğerdir. Şimdi en çok karıştırdığımız, aslında biliyoruz fakat bazen direkt söyleyemiyoruz. Bir Z karmaşık sayısının şu işaret eşlenik demektir. Eşleniğini nasıl buluruz? Sadece sanal kısmın önündeki katsayının işaretini değiştireceksin. Yani Z dediğimiz 3 artı 4 ise eşleniği ne olacak? Sanalın işaretini değişiyor. Bak, eksi 4. 3'te bir değişiklik yok. Eksi artı 5.
yer değiştirebilir, biraz uyanıklılık yapacaksın. Hani sadece sanala odaklı. Diğer sabit sayı değişmeyecek, reel sayı değişmeyecek, 5. Ama eksi neye dönüşecek? 6 iyi. Geldim buraya. 5 ortak paydalar arkadaşlar. Çok paydayla uğraşma. Üste baktın, sanal kısmı 2, o zaman burada değişecek, eksi 2 olacak. Geri kalanlar aynı. Herhangi bir reel sayının eşleniği yine kendisidir. Çünkü imajiner kısmı sıfırdır, sanal kısmı yoktur burada. Gelelim sorumuza. M ve N'ler tam sayıları i kare eksi 1'dir demiş. M artı N'nin toplamı kaçtır? Z buysa bu adamın eşleniği nedir? Bir kere reelde bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. 3. Ama sanal kısmı neyi değişecekti? İşaretleri değişecekti. Yani eksi M artı 1 i. Bakıyorum, reel kısmı n eksi 2 diye gösterilmiş. N eksi 2'nin 3 olması için n kaç olmalı? 5. Sanal kısmı i'nin önünde 5 var. O zaman i'nin önünde ne olmalı eşitlikte? 5 olmalı. Eksi m artı 1'in 5 olması için eksi m dediğim adam 4 olmalı. M dediğim adam da eksi 4 olmalı. Bize m artı neyi sormuş? 5-4'ten cevabımız 1 olur gençler. Bir diğer kısım. Karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri. Bakın, eşitlikte nasıl söyledik? Z1, Z2 eşitse reel ve sanal sanala. Toplama çıkarma da yapacağımız olay şudur. Arkadaşlar, reelleri kendi içinde toplayacağız. Sanalları kendi içinde toplayacağız. Yani Z1 ve Z2'yi bana topla diyorsa reel A, reel C, o zaman A ile C'nin toplamı artı B ile D'nin toplamı olan B artı D tane iyi olur. Çıkardığımızda da yine aynı olay keza. Çarpmaya geldik. Yani herhangi bir sayıyla çarptığınız zaman, yani 3 ile 5 ile 10 ile 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 3 ile fark etmez. Buradaki K ile neyle çarparsan çarp, reel kısmını da sanal kısmını da çarpmak zorundasın genç. Tamam. İki karmaşık sayı nasıl çarpılır? Yani birkaç sayıyla çarpmayız da iki tane karmaşık sayı nasıl çarpılır? Birinciyle birinci, birinciyle ikinci şeklinde sırayla çarpıyorsunuz gençler. Dağıtıyoruz. A'yı C'ye dağıtıyoruz. Sonra A'yı karmaşık sanal kısımla çarpıyoruz. B'yi ile reel olan C'yi, B'yi ile D'yi çarpıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz en önemli yer şu BI ile DI'nin çarpımı olan kısmında gelecektir. BI çarpı DI. Zaten B ile D katsayı. Onlar dursun. B çarpı D. İ ve İ'yi çarptığın zaman ne gelir? İ kare. Şu İ karenin eksi 1 olduğunu unutursan soruda hata yaparsın. Unutmayacaksın. Burada ne gelecek? Eksi BD. Bak şurada. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Burası çok önemli. Özellikle rasyonel türdeki ifadelerde paydada karmaşık sayı gördüğümüz zaman direkt hemen eşliğine çarpalım diyeceğiz. Ve bir karmaşık sayıyla eşleniğinin çarpımı ne olur? Burada Z ile Z eşleniğini tanımladık zaten. A artı B'yi, A eksi B'yi şeklinde. Arkadaşlar kendisi ve eşleniğinin çarpımı kat sayıların kareleri toplamıdır. Unutmuyoruz. Biraz iki kare farkı gibi durur ama İ karenin eksi 1 olma durumundan ötürü A kare artı B kare gelecektir. Unutmayın, önemli. Bir hayat kurtaran bilgi daha. 1 artı i'nin karesi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ve ikincinin çarpımının iki katı dediğimizde i'nin karesi i kare olduğu için eksi 1. Birincinin karesi olan 1 ile ne olacak? Sadeleşecek, geriye kim kalacak? 2. Her soruda böyle mi yapacağız? Tek tek açacağız mı? Hayır kardeşim, bunu bileceksin. 1 artı i'nin karesi dediği zaman aklına hemen ne gelecek? 2. 1 eksi i'nin karesi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Eksi 2. Bu iki ifade çok önemlidir. Biraz sonra sorularda da çözeceğiz. Karmaşık sayılarda bölme. Yaklaşık bir 25 saniye önce söyledim. Dedim ki paydada karmaşık sayı olmaz. Hani paydada kök olmuyordu. Biz kökün eşliğiyle çarpıyorduk ya. Yine aynı mantık. Paydada karmaşık sayı göremezsiniz. Olmaz.
Ne yapacağız? Bunun eşleniğiyle çarpacağız. C artı D'nin eşleniği nedir? Burada C eksi D'yi. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman bir önceki slide'da da görmüştünüz. Çarpmayı dağıttığınızda ve payda da eşleniği çarpması olduğu için C kare artı D kare katsayılarının kareleri toplamı yazdığınızda sonuca gidersiniz. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Kök eksi 16. Kök eksi 16 nedir gençler? Kök eksi 1 çarpı kök 16 artı kök eksi 4. Kök, bakın ne dedim? Bu ikisini sakın çarpmayın dedim. Kök 36 yazmayın. Kök eksi 1 çarpı kök 4. Kök eksi 1 çarpı kök 9 bölü paydamızda kök eksi 1 çarpı kök 4. Kök 16 dediğimiz 4. Kök eksi 1 dediğimiz iğne. O zaman burası 4 iğne. Kök 4 2, kök eksi 1 de i, 2 i çarpı. Kök 9 3, kök eksi 1 de i, burası 3 i oldu, bölü. Kök 4 2 olduğu için kök eksi 1 ile çarpılınca o da 2 i olur. Ortak payda ayrı ayrı bölebilirim. 4 i'yi 2 i'ye böldüm, 2. 2 i'yi 2 i'ye böldüm, bunlar sadeleşir. İkinci kısımda sadece ne kalır gençler? 3 i. Yani cevap 2 artı 3 i. E seçeneği olacak. İlk karşınıza gelebilecek sorulardan, testlerden bir denklem verir. Bu denklemin karmaşık kökleri vardır ve bunlar nelerdir diyebilir. Nasıl buluruz? Ben bunu çarpmadan ayırmaya çalıştım, ayıramadım. Hemen nereye gideceğim? Delta. Delta neydi formül? B kare eksi 4 ac. Peki bu denklemin B'si nedir gerçekten? 3 şöyle gösterelim. A, B, C. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 4'ten. 9 eksi 4 çarpı 4, 16, 32'den. Delta'mız ne geldi gençler? Eksi 20. Eğer reel sayılarda konuşuyor olsaydım kök yoktu. Çünkü delta sıfırdan küçük. Ancak karmaşık sayılardaki çözüm kümesi dediği için ne yapıyoruz? X1 ve X2 köklerini eksi b eksi artı kök delta bölü 2 adam mı buluyorlar? B dediğimiz neymiş? 3. Eksi 3. Eksi artı kök eksi 21 bölü a dediğimiz 2 idi. 2 çarpı 2'den 4. Kök eksi 21'i nasıl yazacaksın hemen? Kök eksi 1 çarpı kök 21. Bu zaten ne demek gençler? İ. Alış yani. Hemen köklerin içinde eksi gördüğün zaman bir şey i olacak diye. O zaman burası eksi 3 eksi 6 kök 21 i bölü 4. Hangi seçenekte var? Cevabımız B seçeneğinde var. Bize z sayısını vermiş a artı b diye. Eşleniğini de vermiş a eksi b diye. 3 tane öncü veriyor. Hangileri doğrudur? Bakıyorum birinci. Ne yapıyorduk eşleniğini alırken? Sadece i'nin önündeki adamın işaretini değiştiriyorduk. Eksi 4'te değişiklik var mı? Yok. Doğru. 6 i değişip eksi 6 i olmuş mu? Evet. O zaman eşleniğidir. Doğrudur. İkincisi. Ne dedim? Tüm reel sayıların eşleniği yine kendisidir. 2 de doğru. 3'e baktım. Eksi 3 i eksi 2'nin eşleniği. Eksi 2 ile reelde değişiklik var mı? Yok. Ama i'nin önü değişecek dedik. Evet değişmiş zaten. O zaman cevabımız 1, 2, 3 edelim. Bize z1 ve z2 iki tane karmaşık sayı vermiş. Hangileri yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Ne dedik? Katsayıyla çarparken direkt kendisiyle çarpıyor. 2 z2 diyor. Z1 dediğimiz neydi? 2 artı 3 i artı. Z2'yi 2 ile çarp diyor. Ben bunu 2 ile çarparsam 2 kere 3 6, 2 kere 4 ile 8 i. Ve topla diyor. Toplayalım. Reel, reel ile 8. Sanal, sanal ile 8 artı 3 ile 11 i. O zaman bu ifade doğrudur. İkinci, Z1 ile Z2'nin eşleniğini topla diyor. Z1 2 artı 3 i. Z2'nin eşleniği ne yapıyorduk? Aradakini i'nin önünde eşleniyorum. 3 eksi 4 i topluyorum. 2, 3 daha reel değerle 5. 3 i eksi 4 i daha eksi i. O zaman bu da doğru. Üçüncü öncü.
Z1'in eşleniği. 2 artı 3y'nin eşleniğini de şuraya yazayım. 2 eksi 3y. Ben bu adamı 2 ile çarparsam 4 eksi 6y olur mu? Ve z2'nin işaretini değiştiriyor. Eksi ile çarp işaret değiştir demektir. Eksi 3 eksi 4y olur. Toplayalım gençler. 4 eksi 3'ten 1. Eksi 6 eksi 4 daha. Eksi 10y yapıyor. Ama burada ne yazıyor? Eksi 2. O zaman bu ifade yanlış. Yanlışı soruyor zaten. Cevabımız C seçeneği. İşte sınavlarda, denemelerde karşımıza gelebilecek tipteki sorulardan birisi. Z sayısı veriyor işte. Z karmaşık sayısını diyor. Hemen yapacağınız ilk iş şu. Bir tane karmaşık sayı seçin gençler. X artı Y'yi olsun. R'li var, sanal var. Ha, bilmiyoruz. Belki X değeri sıfırdır. Belki Y değeri sıfırdır. Bakacağız. Hemen eşleniğini de şöyle yazalım. Eşleniğini de nedir? X eksi Y'yi. Z çarpı diyor. Yani X artı Y'yi çarpı. 4 artı Y eşittir. 6 artı eşleniği olan X eksi Y'yi. Bu arada neresini soruyor? Gerçek kısmı. E gerçek kısmı nedir bunun? X'tir. Kısacası X'siz bulmamız lazım. Dağıtıyorum tek tek. Birinci ile birinciyi çarptım 4X. X ile Y'yi çarptım X'i. Y'i ile 4'ü çarptım 4Y'i. Y'i ile Y'yi çarparsak Y i kare. İ kare neydi? Eksidirdi. O zaman bize de geldi buradan eksi Y. 6 artı X eksi Y. Buradan sonra yapacağımız harfleri bir tarafa almak, bilinen alanları bir tarafa almak. X'i bu tarafa attım, 3X. Yanında eksi Y var. Eksi Y'yi buraya attım, 6Y, X'i artı, bir de 4 tane numara vardı. 5Y oldu. Ne eşitmiş? 6. Hemen eşitliği düşünelim. Birbirlerine eşit olabilmeleri için tıpatıp aynılar olması lazım. Bakıyorum burada Y var mı? Yok. Burada da Y olmamalı? Olmamalı. O zaman katsayılar olan x artı 5y'nin toplamının ne olması gerekiyor? 0. Reel sayı var, reel sayı var. O zaman 3x eksi y ne olmalı gençler? 6 olmalı. Bizi kimi soruyordu? X'i. Aşağıdaki denklemi 5 ile çarpıp toplarsak. 5, 15 yaptı. Bir de yukarıda var 16x. Eksi 5y artı 5y'ye gitti. 5 kere 6, 30. Yukarıda da 0'da toplarsak 30. X buradan 30 bölü 16. 30 bölü 16 ile sadeleştirip 2'ye böldüğümüzde cevabımız 15 bölü 8 gelir. Umarım anlıyoruzdur gençler. Yine bir önceki sorunun mantığıyla gideceğiz. Ve hemen ne sorduğunu fark edelim. Kendisi de eşleniğinin çarpımı neydi? Eğer ben z sayısını A artı B'yi seçersem, özür dilerim, şöyle diyelim, Z sayısını ben A artı B'yi seçersem, eşleniği ne olacaktır? A eksi B'yi. Eşleniği çarpmasının kısırı neydi? Kat sayıların kareleri toplamıydı. A kare artı B kareydi. Z yerine ben A artı B'yi yazıyorum. Çarpı 1 artı B'yi. 1 artı A eksi B ile eşleniğiyle. Dağıtalım deminki gibi. Birinci ile birinciyi çarptım. A çarpı 1 A. A çarpı İ'den biraz sıkıntılı A İ. B ile 1'i çarptım B İ. B ile İ'yi çarptım B İ kare. Yani şöyle gösterelim bu seferlik. İ kare eksi 1 olduğu için bu adam nedir? Eksi B'dir. Eşittir. 1 artı A eksi B İ. Harfler bir yere, sayılar bir yere demiştik. Eksi B var burada. Şu A'lar bu arada gitti. Eksi B'yi buraya atarsam artı B, İ diye geçecek ve iki tane B, İ. Yanında eksi B var eşittir 1. Reel sayı burada sadece eksi B kısmı. Burada da sadece 1 var. Eksi B'nin 1 olması için B ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Burada karmaşık sayı var mı? Yani imajiner kısım var mı? Yok. O zaman burası ne olmalı? 0 olmalı. B yerine eksi 1 yazarsanız eksi 2i oluyor mu? Buranın da artı 2 olması lazım. A da buradan ne gelecektir? 2. Ne demek? Kareleri
toplamlarını soruyor. 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1. Şöyle yazalım. Bu toplamda ne olur arkadaşlar? 5 olur ve cevap B seçeneği gelir. Denemelerde bu tarz sorular gelir. TYT'de de bazen gelebiliyor. Demiş ki işte temel öğretmenin tahtaya yazdığı soru ve Dursun'un yaptığı çözüm aşağıdaki gibidir. Aşamalar verilmiş. Bu sınıf buna göre sınıfta oluşan aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar ne yapmış bu adam? Bize bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. İlk olarak ne yapmış? Artı 1. Artı 5 var burada normalde. 4'ünü ne yapmış? Diğer tarafa atmış. Yapabilir mi? Evet yapabilir. Eşitliğin diğer tarafına bir sayı atabilir. Harfi de atabilir. Burada doğru. Sıkıntımız yok. X kare eksi 2x artı 1. Hemen bu diyor ki hocam ben bunun açılımının nereden geldiğini hatırlıyorum. Bu bir tam karedir demiş. Birincinin karesi çarpımlarının 2 katı ikincinin karesi. X eksi 1'in karesidir bu diyor. Bunu eksi 4'e eşitliyor. Sıkıntımız yok. Bir sayının karesi eksi 4'müş. Reel sayılarda çözüm yoktur fakat karmaşık sayıları düşündüğünde x eksi 1 ne olabilir? 2 olabilir. Ya da x eksi 1 ne olabilir? Eksi 2 olabilir. Burada da sıkıntımız yok. Eksi 1'i diğer tarafa atarsam x 1 artı 2'yi, eksi 1'i diğer tarafa atarsam x 1 eksi 2'yi. Burada da sıkıntı yok gençler. Ve çözüm kümesini ne olarak göstermiş 1 artı 2'ye? 1 eksi 2'yi. O zaman bu adamın çözümünde hiçbir sıkıntı yok ve çözüm doğrudur. Evet, bize z verilmiş ve z'ye bağlı bir denklem sorulmuş. Bu denklemi çözmemizi istiyor. Hemen ilk şunu fark ettim. Ben bunu tek tek çarpmakla uğraşmayayım. Neler ortak? İ'ler ortak. O zaman ben yukarıya i parantezini alırsam z eksi z'nin eşleniği. Paydadaki de şu an için bir şey yapmayacağız. Z'ye gidelim. 2 artı 1. Z'nin eşleniği nedir gençler? İ'nin önündeki işareti de eşittir. 2 eksi i. Yazıyorum. İ çarpı 2 artı i eksi 2 eksi i bölüm i ile z'yi çarpıyorum. Yani 2 artı i çarpıyorum. Ve ne ekliyorum? Eşleniği olan 2 eksi i'yi ekliyorum. Düzenleyelim biraz renkleri. Eksi ile attım eksi 2. Artı 2 ile ne olacak? Gidecek. Eksi eksiden artı i. İ de burada 2 yolu. Arada çarpma var. 2 ile i'yi çarpıyorum. 2 i. Eksi i de burada var. I. I ile i çarparsan i kare oluyordu. Yani eksi 1 oluyordu. Bir de artı burada ne var? 2. Şimdi burayı düzenleyelim. 2 ile i'yi çarparsak gençler 2 i kare. Yani i kare eksi 1 olduğu için eksi 2 geldi. 2 eksi 1'den paydada 1 artı i oldu. Ne dedik? Paydada karmaşık sayı olmaz. Ne yapacaktık? Eşleniğiyle çarpacaktık. 1 artı i'nin eşleniği nedir gençler? 1 eksi i. Çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 1 eksi i bölüm. Eşleniğin çarpmasının kısa yolu kat sayıların kareleri toplamıydı. Yani 1'in karesi artı 1'in karesinden payda ne gelecek? 2. Şunları sadeleştirirsen cevap eksi 1 eksi i. Eksiyi dağıtırsak eksi 1 artı i. Yani cevabımız C seçeneği olan eksi 1 artı i'dir gençler. Bir sonraki sorumuz. Güzel soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Hani unutmayın demiştim. 3 tane ünlem atmıştım. Bir bilgi vardı. Onu kullanacağız. 1 artı i bölü 1 eksi i. Gençler ben bu adamı şöyle yazabilirim. 1 artı i bölü 1 eksi i'nin karesinin 7. kuvveti. Üstü sayılarda üstün üstü çarpılıyor. 2 kere 7'den katın 14'ü sağlar. Diğer kısım 1 eksi i'nin bölü 1 artı i'nin karesinin 7. kuvveti. Bölmede üst ortakken normal bölme işlemi yazıldı. Ben bunu ayırabilirim de. Yani 1 artı i'nin karesi bölü 1 eksi i'nin karesi bunun 7. kuvveti. Yine aynı şekilde 1 eksi i'nin karesi bölü 1 artı i'nin karesi üzeri 7. Ne dedik? Bilin dedik. Bunları tek tek uğraşmayacaksın. 1 artı i'nin karesi neydi? Bunun yerine ne yazıyorduk gençler? Şöyle buraya da renklendirelim. Bunun yerine ne yazıyorduk?
2'yi. 1 eksi 2'nin karesi neydi? Eksi 2. Burası eksi 2. 1 artı 2'nin karesi artı 2. Böldüğünde 2 iler gider, sadece ne kalır? Eksi 1. Eksi 1 üzeri 7. 2 iler yine gider, sadece eksi 1 kaldı. O zaman eksi 1 üzeri 7. Eksi 1'in bütün kuvvetleri nedir? Her zaman 1 değildir. Sadece çift kuvvetlerde pozitif, tek kuvvetlerde negatif. Eksinin tek kuvveti olduğu için eksi 1. Tek kuvvet eksi 1. Toplarsa eksi 2 gelir. Bursa. Önemli bir soru gençler. Dinlerken de tekrardan kendinizi çözmeye çalışın. Bir z verilmiş. Bu z ile ilgili yine bir denk istenilen var. Ne yapmamız lazım? Önce z'yi biraz düzenlemek gerekiyor. Paydada karmaşık sayı var. Şöyle yazalım. Ne yapıyorduk hemen bu adamı? Eşleniğiyle çarpıyorduk. 1 artı 6i'yi 1 eksi 2'yle çarparsak payda zaten a kare artı b kare, yani 1'in karesi artı 2'nin karesinden eksi 2 yazmayacaksınız. Çünkü karesini aldığım için her türlü artıya dönecek. Yukarıyı tek tek dağıtıyorum. 1 çarpı 1'den 1, eksi 2i artı 6i, 6i ile eksi 2'yi çarparsak eksi 12 i kare bölü 5. Şimdi kendi işlerine toplayalım. İ kare eksi 1'de. Eksi 1 ile eksi 12'yi çarparsan artı 12. 1 de burada var. 13. 6 eksi 2 ile 4 bölü 5. Bunu şöyle ayrı ayrı yazabilirsin. 13 bölü 5'e 4 bölü 5 diye paydayı ayırabilirsin. Demiş ki bu ifadenin gerçek kısmını soruyor. Hemen yazalım. Ben z'yi buldum. Z'nin eşleniği nedir? Aradaki işareti değiştirirseniz 13 bölü 5 eksi 4 bölü 5 eksi z dediğim sayı nedir? 13 bölü 5 artı 4 bölü 5. Denklemi biraz daha düzenliyorum. 13 bölü 5 ile çarptım. 13 bölü 5. İ ile i çarptığım için i kare, yani eksi gelecek. Eksi de önünde var. Artıya döndü. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 13 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Bana ne diye sormuştu? Gerçek. Yani i'lerle ilgilenme diyor. Sadece şuraya bakman yeterlidir. Paydan haberli olduğu için 4 eksi 13'ten cevap eksi 9 bölü 5. A seçeneği gelecek. Bakın çok basit bir soru. Bu tip sorulardan çok gelecek karşınıza. Bana demiş ki kat sayılar gerçek. Bakın burası önemli. Kat sayılar gerçek olmazsa biraz sonra söyleyeceklerimi söyleyemezsin. Köklerinden biri neymiş? 2 eksi 3. Arkadaşlar kat sayılar gerçekse diğer kök bu kökün eşleniği olmak zorundadır. Yani 2 artı 3'i olmak zorundadır. Ben iki kökü de biliyorsam ne yazabilirim? Kökler toplamı yazabilirim mesela. X1 artı X2 neydi burada? 4. Peki kökler çarpımı nedir? X1 çarpı X2. A kare artı B kareden 4 artı 9'dan ne gelir? 13. Ben ikinci bir dereceden bir denklemi şöyle oluşturuyorum. X kare diyordum. Toplam çarpı X artı çarpım eşittir 0 diyordum. Toplam kaç geldi? 4. Çarpım kaç geldi? 13 eşittir 0. A yerine ne gelmiş? Eksi 4. B yerine ne gelmiş? 13. Bana B eksi A'yı soruyor. Şu B, şu A'ydı. 13 eksi eksi 4'ten cevap ne olur gençler? Eksi eksiden artıya dönüşeceği için 17 gelir. Unutma, karmaşık sayılardaysan kat sayılar ne olmalı? Gerçek olmalı. Gerçek sayılardaysan kat sayılar ne olmalı? Bir düşük kümesi olan rasyonel olmalı. Hep bir alt kümesinde olmalı katsayılar. Önemlidir. Hemen bir önceki sorunun çok benzeri, sadece kök değişmiş yani. Köklerinden biri x bölü neymiş? Bunun düzen neymiş? Şöyle yazayım. Eksi 5 artı 2'yi diye yazayım. Daha kolay görüyorsunuz. X 2'de ne olacaktır? Bunun eşleniği olan aradaki, yani i'nin önündeki işareti değiştirirseniz eksi 5 eksi 2 olur. Ben köklerini biliyorum. Kökler toplamı nedir bu adamın? Eksi 1 artı eksi 2 ise
topla alt alta, şunlar gider, eksi 5, eksi 5 kadar, eksi 10. Kökler çarpımı nedir? X1 çarpı X2 eşitlik oldukları için. Birincinin karesi 25, ikincinin karesi 4, toplarsa 29. Aşağı baktığım denklemler verilmiş. Eleyerek gidebilirsin, istiyorsan kendin de yazabilirsin. Ne, nasıl yazıyorum? X kare eksi toplam çarpı X artı çarpım eşittir 0. Toplam kaçtı? Eksi 10. Eksi de burada var. Artı 10x. Çarpım neydi? 29 eşittir 0. Benim denklemim bu olmalı, bakıyorum. Değil, değil, değil. Artı 10x, artı 10x ama çarpım kaç olmalı? 29 olmalı. Cevap B seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuz. Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2i'nin parantez 40. kuvveti diyor. Her ikisinde de kök 2 bölü 2 ortak ya. Gelin bunu paranteze alalım. İçeriye önce şöyle yazalım. Kök 2 bölü 2 parantezinde 1'den 1, 2'den i kaldı. Bunun kaçıncı kuvveti? 40. Dıştaki üst her ikisine de etki ediyor. O zaman üstü şöyle ayıralım de. Kök 2 bölü 2'nin 40. kuvveti çarpı 1 artı i'nin 40. kuvveti yazmıyorum. Şöyle yazıyorum. 1 artı i'nin karesinin 20. kuvveti yazıyorum. 2-3 soru önce söylemiştim. 1 artı i'nin karesi, 1 eksi i'nin karesi bizim hayatımızı kurtarır sorularda, daha basitleştirir. Bu ifade, içerideki ifade kimdi? 2i. Bu arada kök 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Kök 2 dediğimiz 2 üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 40'ı çarparsan 2 üzeri 20. Bir de payın kuvvetini ayrı aldım. Paydanın kuvvetini ayrı alıyorum. Burada 2 üzeri 40 oldu. Çarpı 2i'nin kaçıncı kuvveti oldu gençler? 20. kuvveti. Şuradan 20 tanesini götürürsem paydada 2 üzeri 20 kaldı. Ne yapıyoruz? Çarpma dairelerde kuvvet alabiliyorduk. Bu arada şurada 1 bölü 2 üzeri 20. 2'nin 20. kuvveti çarpı i'nin 20. kuvveti. Şu 2 üzeri 20'lerde gitti mi? Sadece geriye i üzeri 20 kaldı. Ne dedik? Her 4'te 1 tekrar ediyordu. Ve nereye gidiyordu? 1'e gidiyordu. O zaman i üzeri 20 nereye gidecek arkadaşlar? 1'e. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Evet, geldik. Bununla ilgili çıkmış 3 tane soru yazdım size. Soru göstereceğim. Birincisi 2014 DS'de çıkmış. Şöyle bir soru. Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kümesine tanımlı. Bir f fonksiyonu, bir g fonksiyonu tanımlıyor bize. F fonksiyonunda a yazarsan, g fonksiyonunda b yazarsan ve bu iki ifadenin toplamı neye eşit oluyormuş? 4 artı 2'ye. Dediklerini yapalım. F de a yazalım. X yerine a gelmiş. O zaman x gördüğüm her yere a yazıyorum. A artı a'yı. Araya topla diyor. G fonksiyonunda x yerine gelmiş b. B yazıyorum. 2b eksi b'yi. Ve topladığımda kaç olacakmış? 4 artı 2'yi. Hemen iki karmaşık sayının eşit olma durumu aklıma geldi. Reeller, reeller, sanallar, sanalaydı ya. A ile 2b reel kısım, a artı 2b kaça eşitmiş? Reel olan 4'e. Sanallar, buradan a, buradan da eksi b. Sanal olan kaça eşit olmalı? 2'ye. Elinde iki denklem varsa, iki bilinmeyen varsa ne yapacaksın? Taraf tarafı topla çıkar. Bunları dene. Ben aşağıya 2 ile çarpıp toplarsam 2 kere a 2a, a da yukarıdan gelecek 3a. Eksi 2 ve artı 2 ile gidecek zaten. 2 kere 2'den 4, 4 da yukarıdan gelecek. Buradan ne olacak? 8. A dediğimiz adam 8 bölü 3. Hemen ikinci denklemi kullanıyorum. 8 bölü 3 eksi b 2 ise buradan b de kaç olmalı gençler? 2'yi bu tarafa atarsınız. 8 bölü 3 eksi 2'den 3 kere 2 6, 8 eksi 6'dan 2 bölü 3 olmalı. Neyi sormuş? A artı b'yi sormuş. 8 bölü 3, 2 bölü 3 daha. Cevabımız C seçeneği olan 10 bölü 3 olur. Yine başka bir çeşitli sınav sorusu. 2016 LYS. Bakın buna benzer bir soru az önce çözmüştüm. Ne yapıyorduk? Z bir karmaşık sayı. Hemen Z seçiyoruz arkadaşlar. Z
dediğimiz ne olsun? A artı b'yi. Eşliği ne olsun? A eksi b'yi. Diğerlerini yazalım. İ çarpı a artı b'yi artı 1. 2 çarpı 1 eksi a eksi b'yi. Biraz düzenleyelim denklemi. İ dağıtıyorum. A, İ. İ ile B'yi çarparsak B, İ kare. İ kare diyelim eksi 1'di. O zaman buraya eksi B geldi. Artı 1. 2 çarpı 1'de 2. Eksi çarpı A'dan eksi A. Dışarıda da 2 ile çarparsak eksi 2 A. Eksi eksiden artı B'yi 2 ile de çarparsak 2 B'yi. Şimdi denklemi biraz düzenleyelim. Harfler bir tarafta kalsın, sayılar bir tarafta. Eksi 2 A'yı buraya atarsam artı 2 A. Bir de reel olarak eksi B var. Artı 2 B'yi buraya atarsam eksi 2 B diye geçecek. 1 ile 2'nin yanına attığımda burada ne kalacak sadece? 1. Reel kısmı olan 2 A eksi B kaç eşit? 1'e. Sanal kısmı olan A eksi 2 B. Sağ tarafta bir sanal, yani imajiner var mı? Yok. Ne yapacağız bunun yerine? 0 yazacağız. Şimdi alttaki denklemi fark etmez. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarpıp toplasak. Eksi 4 A. A da buradan eksi 3 A. Eksi eksiden artı 2 B. Eksi 2 B'yi de toplarsak gitti. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2. 0'a toplarsak eksi 2. Neden ayrıldım gençler? Adam diyor ki Z'nin gerçel kısmını, yani A'yı buluyor bana. O zaman A buradan ne gelir? Eksi 3 A eksi 2 ise her tarafı eksi 3'e bölersen eksi 2 bölü eksi 3. Eksi eksiye böldüğünüz için cevap ne olur? Artı 2 bölü 3 olur. Denizde. Yani girmiş olsaydık muhtemelen bu soruyu yapardık herhalde. Evet, gelelim yakın zamana. 2018 AYT'de bir soru. Bakın gençler, soruyu çözdükten sonra aa hocam bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz muhtemelen videoyu izlerken. Bakalım bize adam ne demiş 2018 AYT sınavında. A bir gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılarda 1-A'nin A-Y'ye bölümü için iyidir. Bu eşitliği sana veriyorum, bana A'yı oluyor. Bakın soruya başlamaktan korkmayın. Soruya ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünmeyin. Kalemle bir şeyler karaladığınızda, bir şeyler yazdığınızda mutlaka aşama kat edeceksinizdir. Önce başlamaya gidelim arkadaşlar. Şimdi burada ben bu soruyu da şu tamamla çözelim. Gençler, i'nin paydası burada nedir? 1. Ben bu denklemde içler dışlar çarpımı yaparsam 1 çarpı 1 eksi a i çarpı oldu. I ile a eksi i çarpıyorum. I çarpı a eksi i. Ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz üzerine. 1'i zaten bir şeyin çarpmadı. Değişmeyecek. 1 eksi a i oldu burası. I'yi dağıtıyorum. A çarpı i. I çarpı eksi i ile eksi i kare oldu. 1 eksi a i eşittir a i. Özür dilerim, şu a i olacak. Söylerken çok tuhaf oluyor. Video izlerken güleceksiniz biliyorum. Evet, a i. I kare eksi 1. O zaman eksi eksi 1 oldu. Gençler, 1 eksi a i. Eksi eksiden neye dönüştü burası? Artı 1'e dönüştü. Şimdi ben buradaki 1'i sol tarafa atsam eksi 1 diye geçecek. Orada da 1 olduğu için birbirleri ne yapacak? Götürecek. Eksi a'yı diğer tarafa atarsam burada hiçbir şey kalmadı. Artı a'yı diye geçti. Buradan 0 eşittir 2a çarpı i oldu. Arkadaşlar sol taraf 0. Bu adamın 0 olabilmesi için a'nın ne olması gerekiyor? A'nın burada ne olması gerekiyor arkadaşlar? 0 olması gerekiyor. Yani normalde bu kadar aşamalı değildi ama hani soruyu daha rahat anlayayım, bu kadar zor olmadığını görün diye aşama aşama yazdım. Normalde iki hamlede soruyu çözebilirdiniz. A değerine 0 gelir ve A etide size bu soru 1 net kazandırırdı. Yani yine karşınıza böyle bir soru gelebilir. Gençler,
Karmaşık sayılar bu kadardı. Sizden tavsiyem, videoyu izledikten sonra konuları bir özet çıkarın ve mutlaka soru çözün. Soru tekrar yapın. Çözmüş olduğunuz soruları dinledikten sonra kendiniz de çözmeye çalışın. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen soru bankalarınızda ikişer, üçer test çözün. Ve takıldığınız yerlerde tekrar bir geriye dönüş yapın. Dönüşten sonra soruları çözemediğiniz o sorulara bir daha bak. Mutlaka çözeceksinizdir. Yapacaksınızdır. İnanıyorum sizlere. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.